Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aromaterapi konuşmaya devam ediyor olacağız. Birkaç videodur aromaterapi nedir, tarihteki kullanımı, aromaterapinin ekolleri, yağlar nedir, ne işe yarar konusunu konuşmuştuk. Bugün de aromaterapide en çok kullandığım 10 öz yağ, 10 uçucu yağ sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden bugünkü videomuzun adı aromaterapide kullandığım 10 etkili yağ. Daha önceki videoları kaçırmış olanlarınız vardır. Ee, varsa diye söylüyorum, linki yukarıya bırakayım. Aromaterapi yağlarının detaylıca nasıl üretildiği ve ne işe yaradığı, nasıl olması gerektiğiyle ilgili videolar çektim. Bu videodan önce onları izlerseniz biraz daha iyi bilgi olur, çünkü kullanım alanlarını biraz daha orada anlattım. En çok yağlardan aromaterapide Kullandığım 10 tane etkili öz yağ. Hepsini çok seviyorum, hiçbirini birbirinden ayıramıyorum. Ama aromaterapiye ilk başladığınız, aromaterapi hayatınızda, evinizde, çocuklarınızda kendi şifanız için ki bütünsel boyutta etki eden bir e, metot, şifa metodu biliyorsunuz aromaterapi. Daha önce de anlattığım gibi ruh, beden, zihin ve duygu dediğimiz insan bedeninin dört farklı katmanında etki eden her bir ürünüyle yani kullandığımız tek bir ürünle etki eden, bütünsel boy olarak şifa veren ürünlerdir öz yağlar. Dolayısıyla ben şimdi size tek tek 10 tane sevdiğim favori yağ anlatırken işte bu boyutları anlatacağım. İlk yağımız aromaterapiye de ismini veren, daha doğrusu aromaterapinin keşfedilmesini sağlayan lavanta öz yağı. Lavanta öz yağı çok farklı isimler altında Türkiye'de satılıyor maalesef. Biz profesyonel yani klinik aromaterapistler ve aromaterapistler olarak bitkilerin her zaman Latince isimleriyle bakarız. Çünkü Biliyorsunuz bitkiler aslında insanlık tarihi kadar kullanımları eski. Ve dolayısıyla bir köydeki köyden aynı ürün bir köyden yan köydeki bile farklı ürün adlarla isimlendirilebiliyor. O yüzden biz eğer iyileştirmek istediğimiz sağlık şikayetimize yönelik ürünün hangisi olduğunu bilemezsek ki isimleri farklıdır. Hangi, doğru ürünle tedavi yapamayız. O yüzden mutlaka latince ismine bakmamız gerekir. Ee, örnek verecek olursak sizin Melissa dediğiniz Mesela bizim sinirsel sakinleşmede kullandığımız aromatik öz yağ bitki olarak e, halk arasında oğul otu, dulavrat otu, yaşlı adam otu, binbir delik otu gibi çok farklı isimlere sahip halk dilinde. O yüzden latince kullanılma da önemli. Neden şunu bunu verdin diyeceksiniz, lavanta anlatıyordun diyeceksiniz. Şundan dolayı lavanta başlığı altında 7-8 farklı... Lavanta türünün pazarlandığını ve satıldığını görüyoruz. Bu 7-8 farklı lavanta türünün de aslında farklı etkileri var. Benim burada lavanta türü olarak bahsettiğim Lavandula angustifolia diye yara ve yanık iyileştirici etkilerinden dolayı ve lavantanın keşfini sağlayan ürün Lavandula angustifolia dediğimiz bir lavanta cinsi, bitki olarak Latince ismi Lavandula angustifolia daha yumuşak kokar, daha yeşilimsi kokar. Burada da hatta önümde vardır. Aromaterapi eğitimlerimde biz 8 saat boyunca değerli dostlarımıza Tek tek bu yağları kokluyoruz. Ondan sonra onları böyle çubuklara damlatıyoruz. Parfüm çubuklarına. Ve fark etmelerini istiyorum. Yani o işte 8 farklı lavanta türünü de önlerine getiriyorum. Hepsinin ne kadar farklı koktuğunu, sadece kokusu da değil, farklı kokmalarının sebebinin içerdikleri kimyasal moleküler farklar olduğunu, kimyasal moleküler farkların da işte şifada farklı etki edeceğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü lavandola angustifolia, Yatıştırıcı etkiye sahiptir, yaraları iyileştirir, yanığı iyileştirir, sivilceyi iyileştirir. Enflamasyon dediğimiz yani iltihabı iyileştirir, iltihabı sakinleştirir, dinginleştirir, kurutur, kızarıklığı giderir. Dolayısıyla pişikte kullanırız, sivilce de kullanırız, yarada kullanırız, yanıkta kullanırız. Orada hem yara iyileşimini tetikler, yeni hücre oluşumunu tetikler hem de kızmış, enflame olmuş bölgedeki o enflamasyonu sakinleştirici serinletici etkide bir yağdır. Bütünsel boyutta anlatacağım demiştim size. O zaman sıcaklığı giderici boyutta bir yağsa o zaman şöyle de yapabiliriz. Sıcaklığın olduğu her durumda duygusal ve ruhsal boyuttaki sıcaklık olan durumları da düşünebiliriz. Ki burada ne var? Sıcaklık demek bizim için biraz öfke demek, biraz kızgınlık demek değil mi? Biraz öfke patlamaları demek. Genelde de böyle çok yoğun öfke patlamaları yaşayan kişilerde de biz gene duygusal ve ruhsal boyutta bu kişilerin bu öfke patlamalarını aşırı kızgın, kolay kızan, öfkeli hallerinin sakinleşmesini, serinlemesi için de lavantanı, lavanta öz yağını yani lavandula angustafolyayı kullanabiliriz. Yine aynı şikayetlerden bir tanesi, lavantanın kullanım alanlarından bir tanesi, en çok kullanım alanlarından bir tanesi aslında zihni sakinleştirmek, Zihni dinginleştirmek, zihnin hareketli olduğu yerler nedir? Konsantre olma güçlükleridir, hafıza güçlükleridir, öğrenme güçlükleridir. Bunun dışında bu kişiler o kadar zihinleri doldurur ki bir türlü uykuya dalamazlar, gece rahat uyuyamazlar. O yüzden uyku problemlerinde, uykuya dalmada, uykuya dalmada güçlük çekmede, kaliteli bir uyku ihtiyacı içerisindeysek yine lavandalı angustifoliayı kullanabiliriz. Çok farklı alanları var. Bununla ilgili internet sitem ayşatolga.com'da tek tek bütün yağları özellikle anlattım. Ben bu videonun altına da bu yazılarımın internet sitemdeki yazılarının linklerini bırakacağım ve tabii ki detaylı açıklamasıyla birlikte siz de belki onları notlarınızın arasına katabilirsiniz. Lavantanın Lavandula angustifolia dışında 6 farklı cinsi var demiştik. Bunlardan bir tanesi Lavandula stoechas dediğimiz latince ismiyle kullandığımız ki bu daha aslında daha keskin bir versiyonu ve Anadolu'da daha bulunan, daha tombul meyveleri, çiçekleri daha büyük olan, kokusu daha keskin olan ve daha kolay bulunan bir türü lavanta'nın. Ama bu kokusu o kadar keskindir ki bizim stoichester dediğimiz işte aslında karabaş otu olan. Aslında Lavanta olmayan, tabii ki Lavanta ailesine mensup ama Lavanta'nın bu biraz önce bahsettiğim Angustifolia'nın şifa e, özelliklerine değil, tam tersi özelliklerine, yatıştırıcı değil, ısıtıcı özelliklerine sahip, dinginleştirici değil, enerji verici özelliklerine sahip bir şey. O yüzden çok dikkatli kullanmanız lazım. Üreticiler bile biri bunu bilmiyor. O yüzden öz yağları alırken merdiven altı üretim olmayan, Sağlık Bakanlığı bildirimleri yapılmış, üzerinde Latince ismi, menşeyi, bitkinin botanik ismi yazan ürünleri almanız gerekiyor. Yani güvenilir bildiğiniz üreticilerden almanız gerekiyor. Benim Türkiye'de önerebileceğim çok az isim var. Bir eskiden ben üretiyordum ama artık kendim üretmiyorum. O yüzden meslektaşlarımın kaliteli işleri var. Onlarla paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Nuka. Nuka.com.tr olarak Alanya'da bir üretici. Sevgili Nuri Bey'in markası. Senelerdir kendi ham maddelerimi de ondan alırım. Onun dışında sevgili Aslı kardeşimiz Homemade Aromaterapi. Keza Bade Natural. Yine Sinem kardeşimiz. Terra Doğal Yaşam. Bu dört markayı size öneriyorum. Benim kendi bildiğim ve Türkiye'den olan üreticilerden. Tabii ki yurt dışında pek çok yabancı marka var. Ama orada dediğim gibi eee belli olacak, üretim tarihi belli olacak, üretim yeri belli olacak. Niye? Çünkü lavantalı angustifolia sadece Fransa'dan çıkıyor. Lavandula angustifolia yazan bir tane aromaterapi şişesinin üzerine Çin yazıyorsa biz bu ürüne güvenemeyiz sevgili dostlar. Çünkü o bitki dünyanın sadece o bölgesinden çıkıyordur. Ve doğal ve gerçek bir ürün olduğunu biz buradan anlayabiliriz. Araya da bunu gireyim. Dolayısıyla karabaş otunu size lavanta öz yağı diye satıyor olabilirler. Burada ne olur? Balgam söktürücü etkiye sahiptir, ısıtıcı etkiye sahiptir. Yani siz hani sivilcenizi yatıştırmak, kızarıklığı gidermek isterken daha da korkunç etkiler olabilir. O yüzden çok dikkatli olunuz. Lavanta langustofolyayı kullanacağız. Diğer ürünleri anlatmıyorum. Geldik ikinci yağ. Ben ikinci yağ olarak aslında bir familyayı size anlatmak istiyorum. Bir grubu anlatmak istiyorum. Biz onları kokladığımızda içimiz neşeyle doğar. Biz onları kokladığımızda böyle enerjimiz yükselir. Biz onları kokladığımızda mekana girdiğimizde böyle güneş ışıkları açar. Güneşli notaları vardır onların. Anlamış olduğunuz üzere turunçgiller'den bahsediyorum. Turunçgiller familyasından. Turunçgiller familyası dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bergamot geliyor, limon geliyor, mandalina geliyor, greyfurt geliyor. Geliyor da geliyor ki mandalinanın dışında aslında e, petit grain dediğimiz e, acı portakal olarak geçen yani mandalinanın ya da portakalın olgunlaşmamış yeşil kabuklarından ve bitkinin çiçeklerine yakın saplarından elde edilen bir de acı portakal dediğimiz bir e, ürünü var ki ben onu da çok severim. E, Turuncu killer ne yapar? Öz yağları kokladığımızda gerçekten aroma olarak bile bizi de uplift dediğimiz İngilizce yukarı kaldırır, duygularımızı yukarı kaldırır. Yani doğal antidepresandır. Bize motivasyon verir, neşe verir, keyif verir duygularımızı olumlu duygularımızı pozitif duygularımızı yükseltir. Gerçekten turunçgiller öz yağlarının e, psikoloji yani duygu ve ruh üzerinde ve zihin üzerinde böyle bir etkisi vardır. Tek tek anlatacak olursak en çok kullandığımız öz yağlar limon, portakal, greyfurt ve mandalina. Bu dördü şu etkiye sahiptir. Öğrenme zorluğu çekiyorsanız, konsantrasyon zorluğu çekiyorsanız, sınava girecekseniz, bir iş görüşmesine girecekseniz, bir mülakata girecekseniz mutlaka limon öz yağını mutlaka bergamot öz kullanın. Çantamda her zaman bergamot öz yağını ben tutarım açıkçası. Ben tam bir bergamot insanıyım. Bergamot öz yağı bize ne verir? Bergamot öz yağı, diğer turunçgiller kadar neşelidir ama aynı zamanda onun içerisindeki o kabuğun verdiği bir sertlik vardır. Daha maskülen bir kokudur. Bu maskülen koku da aroma da bize şu hissi verir. Girdiğiniz yerde sözünüzü dinletme, otorite kurma, iradenizi masaya, yumruğunuzu güçlü kurma şey verir. Dolayısıyla Diyetlerde Rejim yaparken iradenizi kullanmanız gereken yerlerde, kararlılığınızı kullanmanız gereken yerlerde, iradenizi korumanız, gücünüzü korumanız gereken yerlerde bergamot size çok yardımcı olur. Onun dışında portakal, limon ve mandalina her zaman pozitif duyguları yükseltir. Limon hafızayı kuvvetlendirir. Bizim için çok rahat kullandığımız bir yağdır. Kullandığımız metot olarak nasıl kullanabiliriz derseniz elinize damlatarak kullanabilirsiniz. Bir pamuğun üzerine damlatarak mekana koyabilirsiniz. Su dolu kapların içerisine damlatarak ki böyle 10-20 damla damlatabilirsiniz. Çünkü bu yağlar biliyorsunuz şöyle damlalıklı yağlardır. Yani biz bunları her zaman damla olarak kullanırız ki limon geldi şu anda. Acayip de damladı. Bazılarının damlaları böyle çok geniş ağızda olduğu için birdenbire çok damlayabiliyor. Çok güzel oldu. Çünkü ben yoğun bir şekilde arka arkasına bir sürü video çekiyorum bugün. Biraz zihnim yorulmuştu. Şimdi limonu kokladım. Hop zihnim yerine geldi. Toparlayıcı özellikle. Hafızayı kuvvetlendiriyor. Zihni toparlıyor. Konsantrasyonu ve fokus yeteneğini arttırıyor. O yüzden öğrenmeyi de arttırıyor. Bana çok fazla odaklanmama problemi, dikkat eksikliği problemli çocuklardan bahsediyorsunuz sevgili dostlar, anneler, ebeveynler. İşte mesela çocuklarınızın olduğu dershanelere, çocuğunuzun çalışma odasına, odasına, evinizin herhangi bir yerine, çocuğunuzun yakasına, yatarken yastığın ucuna limon yağı damlatabilirsiniz. Hem pozitif duygular verir. Çünkü çocukların zihni çok hareketli ve çok karmaşık. Onların zihinleri, duygularını böyle bir fokusa güzel bir yere sokar. Onun dışında bunların uygulama alanları çok farklı dediğim gibi. O yüzden böyle tek tek anlatamıyorum. Ama limonla ilgili mesela basit bir şey söyleyeceğim size. Limon öz yağı özellikle bizim diş eti çekilmelerinde, diş ağız kokularında çok etkili. O yüzden nane öz yağı ile birlikte ben böyle içme suyun içerisinde 100 mililitre bir bardak kadar düşünün. Bir su bardağı kadar. içerisine 10 damla e, limon limon özyağı, 5 damla da nane özyağı damlatarak onu da bir şişeye koyarak şöyle bir şişeye. Kendime bir ağız gargarası yapabiliyorum. Ağzınızda diş etleriniz çekiliyorsa, hafif bir ağız kokunuz varsa muazzam bir hijyen sağlıyor, muazzam bir temiz koku sağlıyor. Turunçgilleri hep birlikte ele almıştık. Gelelim diğer yağlara. E, bir de başka bir grup var. Yine bir aile var. Bunlar da benim Yine çok severek aromaterapi de çok severek kullandığım bir aile. Onlar biraz daha odunsu, çamsı bir aile. Evet, çamgiller. Çamgiller familyasını da ben çok seviyorum. Çamgiller familyası altında neler var derseniz gerçekten çam var. Burada kullandığımız bizim genelde e, kızılçam dediğimiz e, Pinus silvestris olarak e, genelde orijini Kanadadan olan bir e, çam. Bu çam ne işe yarıyor? Çam özü kokladığımızda ya da çamı kokladığımızda ne hissederiz? O bizi böyle sert, hafif böyle e, ağaçsı kokusuyla biraz da erkeksi bir kokudur o. Ne yapar? Böyle bizim zihnimizi diriltir. Zihni tazelendirir. Konsantrasyonu arttırır yani. Dolayısıyla çamgiller, familyasına ait bütün yağlar bizi zihnimizi güçlendiren, konsantrasyonumuzu arttıran ve aynı bergamottaki gibi irade yeteneğimizi, zihin gücümüzü arttıran yağlardır. Bunun ölçersen ne vardır? Pinus sylvestris dedim. Çam. Onun dışında sedir. Onun dışında ardıç ve servi var. Ben bu dört yağı aromaterapide ve gündelik hayatımda çok sıklıkla kullanıyorum. Çam grubu bizde dediğim gibi zihnimizi ve algılarımızı aynı bir çam ağacı gibi, aynı bir servi ağacı gibi bu ağaçlar biliyorsunuz Bin yıllık ağaçlardır. Dünyada çok eski zamanda böyle köklü bir şekilde merkezde böyle güçlü ve vakur bir şekilde tüm heybetleriyle dururlar. İşte yağları da bize zinksel ve enerjimiz boyutunda aynı bu etkiyi sağlar. Arkadan Kürşat bana böyle toparla toparla diyor. Çünkü bu aromaterapi dediğimiz gibi derya deniz. Ben de anlatmaya asla doyamıyorum. Ama galiba bu video yani aromaterapide en sevdiğim 10 tane aromaterapi yağ videosunu ikiye bölmek zorunda kalacağız. O yüzden birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi aromaterapide kullandığımız ikinci bölüm videosu için beklemede kalın.